Arkadaşlar trigonometrik denklemlerle ilgili ÖSYM e hemen hemen her sene bir soru soruyor. Bu soruları kaçırmamak için ne yapacağız? Boş bırakmayacağız. Bu espriyi bir yerden hatırladığınızı düşünüyorum. Sizi gülmeye sevk edip soruya başlıyorum. Değerli arkadaşlarım bakın 2 sin kare x benim gözüme öyle bir batıyor ki akşam akşam hiçbir iş yokmuş gibi burada yer almış bu. Atın bunu bu tarafa. Onu bu tarafa attığın zaman gözüne daha çok batmaya başlayacak. Ve oradan bir şey yakalayacaksın. İnanıyorum sana bunu yapabilirsin. Cos 2x çarpı cos x. Bu bir şeyin açılımı sanki deme. Evet bir şeyin açılımı. Gerçek bu. Bu cos 2x'in açılımı. Yarım açı formülünün açılımı. Tamam mı? Bunu böyle yazdım mı? Cos 2x çarpı cos x eşittir bu. Dedim mi? Sonra bunu bu günü götürür dersen geçmiş olsun. 2026 tayfa olursun. Ales, Tusa, Dusa bütün KPSS sınavlarının hepsine birden girersin tamam mı? Sakın bunu bunu götürme çünkü burada ne diyor? Kaç farklı kök var diyor. Sakın sadeleştirme yoksa yapma yoksa görürsün. Ne demek istedim? Benim çok iyi anladın. Asla sadeleştirme ama Hepsini bir tarafa toplamaya çalış. Alayını sol tarafa topluyorum. Sonra şöyle topladıktan sonra eşittir sıfır diyorum. Peki arkadaşlar burada ne olacak? Bakın cos 2x parantezine al diye beni bas bas bağırıyor. Ben o zaman bunu cos 2x parantezine alıyorum. Buradan bir cos x kalıyor. Buradan da hiçbir şey kalmadığı için hiçbir şeyi temsil eden mübarek birimi koydum. Eşittir sıfır oldu. Bakın arkadaşlar burada bir çarpım var. Bu çarpımın sıfır olması için ya bu adam sıfır ya da bu adam sıfırdır. Yani o zaman ya cos 2x sıfır ya da cos x birdir. Tamam mı? Şimdi kaç farklı kök dediği için bunlardan gelen kökleri tüm detayları inceleyeceğim. Ama x'in sıfır ile pi arasında olduğunu unutmayın. Bak şuraya bir daha yazıyorum. Unutanı yakarım. Tamam mı? Unutanı yakarım. Anladınız mı? Sakın bunu unutma. Ama sıfırla iki pi arasında. Heh. Şimdi arkadaşlar kosinüsün hangi değeri bir yapıyor? Aklınıza gelen en küçük değeri. Ama ben burada bir formülü hatırlatayım değil mi? Mutlu olmak isteyen arkadaşlarım var. Onlar da mutlu olsunlar. Bakın cos x eşittir cos alfa yazdıktan sonra x eşittir alfa artı 360 k 1. İkincisi de arkadaşlar peki diğer formülü neydi? Diğeri de eksi alfa artı 360 k idi. Bu neydi? Kosinüsün trigonometrik denklem çözüm formülü. Gizli formül. değil. Bu Gizli formül diyeyim ki aklınızda kalsın ama gizli mizli değil. İnanmayın bana tamam mı? Şimdi arkadaşlar cos 2x 0 ise hangi kosinüs değeri sıfırdı? Ee, cos 90 0 tamam mı? O zaman buradan başlıyorsunuz. 2x eşittir. Bak x yerine 2x geliyor. Alfa yerine ne geliyor? 90 geliyor. Bak mübarek kardeşim karıştıracak bir şey yok. x yerine 2x geliyor. Alfa yerine ne geliyor? 90 geliyor. 90 artı 360k diyorum. Alayını ikiye bölüyorum. x eşittir 45 artı 180k diyorum. Şimdi k'ya en ufak değeri veriyorum. K0 olsun. K0 olursa x ne olur? 45 olur. K1 olsun. 1 olursa x ne olur? 225 olur. K2 olsun. 2 olursa ne olur? 360'a 45 ekle yapabilirsin. 405 oluyor. Ama sana ben ne dedim? 0 ile 2 arasında. Bunun olma şansı yok. O zaman x ya 45 ya da 225 olacak. Başka da değer gelmez buradan. Peki bunu söyledik. Şimdi geçelim bu tarafa cos x'in cos x 1 olması. Hangi kosinüs değeri 1 arkadaşlar? Tabii ki kosinüs 0. Peki böyle dedikten sonra x yerine x yazıyorum. Bak x yerine x yazıyorum. Alfa yerine ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Bak bir şey unuttum zannediyorsam unutmadım. Şimdi söyleyince şaşıracaksınız. Durun. Daha unutmadım. Bak bir şey unutmadım. Dislike falan atmayın. Vallahi bak kötü yaparım ha. 0 artı 360 k. Akşam, akşam iyice çay çayı fazla kaçırdım. 0 artı 360 k dedim. K'ya 0 verin. X eşittir 0. K'ya 1 verin bir verirsen hiç iyi şeyler olmaz. Olmaz çünkü x e, eşittir 360 geliyor. Ama bak burada kaçıran parantez var. Tırnaklarını yok. Tırnaklarını bir kırmış. O zaman bu olamaz. Evet. x'in 0 olması var. 45 olması var. 225'e gel. 3'ü işaretle. <laughs> Alır. Oldu. Neyse devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ben şunu kullandım. Peki şunu kullandım mı? Hayır. Şimdi bunu kullanacağım. Kamerayı düzgün tutalım da. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hani bunu hem bu bunun için kullandım hem bunun için kullandım. Şimdi bunun için kullanacağım. X yerine ne yazıyorum? 2x yazıyorum. Alfa yerine ne yazıyorum? 90 yazıyorum. Eksi 90 artı 360 k. K'ya 0 verin. Eksi 90 oluyor. Eksi 90 şu aralığa giremez. K'ya 1 verin. X e, ama önce bir dakika. 2'ye bölün. X eşittir. Eksi 45 artı 180 K. K'ya 0 önce olmuyor. K'ya 1 verelim arkadaşlar. X buradan 135 gelir. K'ya 2 verelim. O da 315 olur. Güzel. Gayet güzel gidiyorum. Helal bana. Tamam. Buradakini de buldum. Şimdi arkadaşlar son Celseye geldim. İlk seçimde 0 demiştim ya. Onu burada da yapın. Ama 0'ı eksiyle ya da artıyla çarpmak bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. O zaman kaç tane oldu? 1 2 3 4 kağıdı 5. Tam 5 tane kök var. O zaman cevabımız ne olacak? Adana olacak. Arkadaşlar sorumuz 3-4-5 yayınlarının ayet matematik denemesinden. Bak bu formülün bunu kullandıktan sonra bunu unutmayın tamam mı? Bak beni unutuyoruz anladınız ama harbi unuttum yalan söylemeyeceğim. Unuttum ama sonradan yazarken aklıma geldi. Şova gerek yok ben unutuyorsam sen de unutabilirsin tamam mı? Edit medit yapmayacağım. Dislike atabilirsin sıkıntı yok. Cevap 5 görüşürüz.